Evet dostlar. Bağcılar'da 12. ayın 23'ü neredeyiz şu an? Bağcılar Ebubekir Parkı'ndayız. Yalnız Devlet yazın. Hastanemizin yanı başında bir güzel bir park. Yeşillikleriyle çok ünlü bir parkımız. Aşiyan Kafe Restoran diyor. O kafenin ismi, içerideki kafenin ismi. Parkın adını da yazması gerekmiyor muydu? Aslında o bir eksiklik belediyemizin. Değil Yazsa daha mi? güzel olurdu aslında ama zannedersem Yani. şu yan tarafta, sokak tarafında yazmış. Evet, burası Bağcılar Araştırma Devlet Hastanemizin yanı başında güzel bir park. Merkezde mi? Yürüyüş ve spor yapmak isteyen insanlarımızın çok rahat bir Şu şekilde yan taraftaki Ebubekir Camii. adını alabilir miyim bir daha caminin? Ebubekir Camii, Bağcılar Ebubekir Camii. Evet, Ebubekir Camii. Bunun da kısa bir tanıtımını yapmıştık. Evet Mustafa Bey, sizi dinliyorum. Bu kadar kalabalık binalarla dolu Bağcılar'ın bir köşesinde geniş, tertemiz bir parkımız. Evet gerçekten güzel. Hem ailece hem de normal iş arkadaşları da gelinebilecek, güzel çay kahve içilebilecek bir yer. İleri kısmında devlet hastanesi mi mevcut mu? Evet. Yani tek girişi de yok. Birkaç yerden girişi var dediğiniz gibi. Belediyemizin ne parkı olduğunu da belirten yazıları yok. Bu bir eksiklik evet gerçekten. Başkanımıza mail atalım, söyleyelim. Evet. Lokman Yani zaten başkanımıza. yayınlanacak bu. Netice itibariyle bu konuda değerlendirilir. Ha burası iç kısım öyle mi? Evet, ailece Şu kısım. gelin. Evet, şöyle burada ailece gelip oturulabiliyor. Dediğim gibi Şu insanların kısım. spor Şöyle yakın kısmı alıyoruz. Bahçe. Şu kısım bloklar var burada. Evet. daha önce çok atıl bir yerdi buralar. Belediyemiz ve devlet hastanesi yapıldıktan sonra belediyemiz de tabii el attı ve Şura buraya, Devlet Hastanesi. yok burası İstanbul Büyükşehir'in kütüphanesi. Ha Daha kütüphane. sonradan yapıldı bura. Altı Şöyle. otopark. Çok büyük bir alan bura. Evet vatandaşlar da sabah koşu ve yürüyüş gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Evet, başka ekleyebileceğiniz önemli Ekleyebileceğimiz, anekdotlar. dediğim gibi yani bu kadar kalabalık bir şehrin bir köşesinde çok geniş spor aktivitesi yapılabilecek bir yer. Yürüyüş, işte yürüyüş rampları, hareket. Feyzullah Bey döneminden değil mi bu başlangıcı buraların? Başlangıcı Feyzullah Başkanımız zamanında. Tabii devam ettiren Lokman Başkanımız biraz daha genişletti burayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber burada güzel bir çalışma yaptılar. Daha önce kurbanlık alandı burası. Çok atıl, çok pis bir yerde. Yani çok belediyemizin çok emeği var burada. Allah razı olsun. Bir de tabii güzelce insanca kullanmayan vatandaşlar Şu mevcut an onlara da. tabii genel anlamda genelde yazın çok daha fazla kalabalık oluyor burası. Biraz tabii insanlarımız çöp konusunda biraz daha hassas davranırlarsa Çevreye zarar verme de dahil çöpleri en buna. azından yere atmayıp çöp tenekelerine ya da getirmiş oldukları poşetlere atıp daha sonra çöp kutularına götürürlerse tabii insanlık anlamında güzel olacak. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet gördüğünüz gibi vatandaşlar sabah koşularını, yürüyüşlerini Gel gidelim, böyle gidelim. nefes alıyor insanlar Dedim gerçekten. ya sana, o yüzden biraz Evet ısıtarak Hazarfen'den geçeceğim. sevgiler. Var mı son mesajın? Biraz uzun oldu ama olsun bu Şu arşiv karşıdaki binada Kur'an kursu. videoları. Altında düğün salonu var, çok büyük. Evet, o burada. Yemekhane. Ondan Bayağı sonra bir karşı taraf Esenler. 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 Sağ taraf Güngören. Güngören. Şu binalar Güngören mi, Bağcılar mı? Onlar bizim bazı eski Carrefour vardı orada. Carrefour yıkıldı. Onlar yeni yapıldı. Evet. Bunlar da güvercinler. Gerçi burada bir eksiklik var. Eksiklik tabii şu ileride mesela devlet hastanemiz. Böyle bir yere devlet hastanesi yapılması güzel bir şey ama buranın bir şehir hastanesine yakın bir hastane yapılması daha güzel olurdu. Çünkü
tam 3 tane 4 tane ilçenin tam sınırında olan bir hastane. Çok güzel bu tespitte. Bu hastane daha büyük olsaydı buradaki bütün insanlarımıza hizmet açısından daha rahat olacaktı ama tabii acil şu an tamamen dolu. Doktorlarımız biraz tabii zorlanıyorlar. Evet, sanırım Mustafa Bey çektiğimiz en uzun video oldu bu. Böyle bu hastane, son sözlerinizle de kapatalım. 8-10 kat olabilirdi. Çünkü alan var, yer var. Daha teşekküllü bir hastane olabilirdi aslında ama yine ona rağmen yine hizmeti güzel. Evet, umarım i̇nşallah, ilerleyen zamanlarda her şey inşallah fikirlerinizde. Yetkililerimiz bu eksikliği görür. Ona da bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum. Evet, enişten saygı ve sevgilerimizle. Sevgilerimizle. Bağcılar'dan selamlar. Selamlar.